Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere Avrupa'dan alışveriş yaptığımızda vergi iadesini almak için kullandığımız zor formu nasıl dolduracağız ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar önceki videolarımı izleyenleriniz biliyordur. Genellikle bu formu Almanya ve Avrupa'dan birçok ülkeden alışveriş yaptığımızda vergi iadesini tamamen almak için kullanıyoruz. Bu Global Blue yerine yapılan bir işlem aslında. Global Blue bizden belirli bir komisyon kesiyordu. Belli bir oranda kesinti yapıyordu. Biz bu yöntemle hem tamamını iade almış oluyoruz hem de çok hızlı bir şekilde kartımıza iade yapıyoruz. Ufak bir ara vereceğim arkadaşlar. 2-3 saniyenizi ayırıp hemen şu alt tarafta kanala abone ol tuşuna tıklayarak kanala abone olursanız bize inanılmaz faydanız dokunmuş ve yardımcı olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum. Devam edelim. Biz normal alışverişlerde Apple'da veya herhangi bir mağazada gittiğimizde vergi iadesi alabilmek için fatura ile birlikte tax-free formunu rica ediyorduk. Artık tax-free formunu istemiyoruz. Bu formu doldurup gümrük memurluğuna bu formu kaşelettiriyoruz. Nasıl ki siz tax-free formu aldığınızda faturanın içinde bulunan bazı bilgiler yer alıyordu. Örnek veriyorum Apple'dan bir iPhone aldınız diyelim. İşte iPhone'un modeli, e numarası, seri numarası gibi bilgiler yazıyordu. Biz de buraya bu bilgileri yazıyoruz. Global blue formu yerine buna kaşe alıyoruz. Bu form iki sayfadan oluşuyor arkadaşlar ama biz bu iki sayfalık formun birinci sayfasını dolduruyoruz. Yani 15 e kadar olan kısmı dolduruyoruz. Daha sonrasında çok bir önemi yok. Hani burada yazmışlar ama bunları doldurmaya gerek yok. Formumuz Almanca. Almanca olduğu için hani İngilizce altyazılar, açıklamalar da var ama ben size tekrardan en azından baştan almış olayım diye tekrardan bahsedeceğim. Birinci bölümde alışveriş yaptığımız mağazayı yazıyoruz. Yani Apple'dan alışveriş yaptığımız için genel başlık olarak Apple Avrupa'nın ismini yazıyoruz. Altına da alışveriş yaptığımız mağazanın adresini yazıyoruz. Bakın burada görüyorsunuz Almanya Berlin'den yaptığım alışverişte ki bu form bir önceki yaptığım alışveriş formunun bile bir çıktısı. Alışveriş yaptığımız mağaza mağazanın ismi Apple Retail Germany yazmışım ve mağaza ismini yani Kufur Sendam diye bir mağazanın alışveriş yapmıştım. Altına da adresini yazdım. Birinci kısım bu şekilde. Alışveriş yaptığımız firma ve adresi. İkinci kısımda kişisel bilgilerimiz var arkadaşlar. Kişisel bilgilerimizde neler var? İsim soy ismimiz var. Burada isim soy ismimizi yazıyoruz. Altına adresimizi yazıyoruz. Yalnız bu adrese dikkat etmeniz gereken detay şu. Faturanızda bulunan ve vergi adresi alırken sunacağınız elektrik faturası, su faturası gibi faturada bulunan adreste aynı adresi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu yazıyoruz. Daha sonra altında pasaport numaranızı yazıyorsunuz. Bakın buradaki yazan kısım pasaport. Pasaport numaranız işte S ile başlıyorsa, S, U ile başlıyorsa, U şeklinde gelen 2, 4, 6, 8 haneli S8 haneli rakamdan oluşan pasaport numaranızı yazıyorsunuz. Daha sonra bu 3. bölümde ise yaptığınız alışverişin vergi dahil olup olmadığını yazıyorsunuz. Şu üstteki kısma tik işareti atıyorsunuz. 4. bölüme geldiğiniz zaman aslında 4, 5, 6, 7, 8 tek bir bölüm gibi düşünebiliriz. Bu bölümde alışveriş yaptığınız ürünlerin listesi. Yani siz bir mağazada tek bir ürün değil de birden fazla üründe almış olabilirsiniz. Burada bakın adedi var. İşte kaç adet olduğunu yazıyorsunuz. Telefonsa, telefon, işte iPad'se herhangi detay, faturada görünen ismi neyse birebir aynısını yazıyorsunuz. İşte ben burada iPhone 14 Pro Max almıştım. Almanca rengi olan işte derin mor renginin Almancasını yazdım. Seri numarasını ve e-mail numarasını yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü faturadaki e numaralı veya gösterdiğiniz, beyan ettiğiniz telefon, iPad yani Apple için konuşuyorum bunu daha doğrusu. Ürünlerin birebir o olup olmadığını karşılaştırabilmeli için seri numaralarını istiyorlar. Seri numarasını, e numarasını yazıyorsunuz. Üst tarafa toplam meblanın ne kadar olduğunu yazıyorsunuz ve eskilerde faturada olduğunu da bilir. Burayı kapatıyorsunuz. Eğer iki tane, üç tane alışveriş yaptıysanız bu ikinci sıraya tekrardan işte iki tane iPad, bir tane Apple Watch gibi buraları doldurabilirsiniz. Altına toplam rakamı yazıyorsunuz. O faturadaki toplam rakam neyse o. Burayı doldurduktan sonra 10. kısma geliyorsunuz arkadaşlar. Burası sizi Almanya'ya gittiyseniz en çok zorlayacak kısım burası. Yazdığınız toplam tutarın yazıyla olan kısmını yazmanızı istiyor sizden. 10. kısımda Almanca 1579 Euro'yu yazı şeklinde yazmanız bekleniyor ki veya ben bunu yazdım. Almanca çalışanlar bilir burasını bu kadar uzun yazmak insanları en çok zorlayan şeylerden biridir. Aynı

und 70. Yani 1579 yazıyla yazılmış hali. 10. kısmın hemen altında ise vergi oranı ne kadar oldu? Almanya'da vergi oranı %19 olduğu için vergi oranını yazdım. Hemen yanına da verginin ne kadar tuttuğunu yazdım. Zaten faturayı aldığınız zaman faturanın kısmında vergi kısmı yazar. Hani Türkiye'den örnek vereyim KDV %18 şu kadar tutuyor der. Burada KDV kısmını euro olarak yazıyorsunuz. 11 12'ye herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. 13 14 15 kısmına bir şey yazmıyorsunuz. Gittiğiniz zaman şu kaç kaşeyi vurduruyorsunuz. Gümrük memurları şu kaşeyi vuruyor. Bakın burada bir kısım var. Bu kısım ne diye soracaksınız. Aslında bu kısmı ben boş bırakmıştım. Fakat ben gümrük memurlarına gittiğimde daha faturam mailime düşmediği için faturasız bir şekilde yanlarına gitmiştim. Gerçekten burada yazan ürünleri sipariş verip vermediğimi anlamak için benden onay istediler. Telefonumdan Apple hesabıma girip verdiğim siparişi gördüm ve orada arkadaşlar sipariş numarasını yazdılar. Yani benim Apple'dan sipariş verdiğim sipariş numaramı buraya kendileri eklediler. Bunu kendileri yazmış ama siz de eklerseniz zaten birçoğunuz bu alışverişi online yapacaktır. Online yaptığınızda sipariş verdiğiniz numarayı buraya da yazarsanız daha sizin için kolaylık olacaktır. Zaten faturanız yanınızdaysa birbiriyle karşılaştıracaklar. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bu kaşeyi aldıktan sonra işlem bitmiş oluyor arkadaşlar. Türkiye'ye artık gönül rahatlığıyla dönebilirsiniz. Bu formla birlikte gerekli evrakları göndereceksiniz ve bu tutarı takribi 3 gün içinde kredi kartınızı iade alacaksınız. Umarım bu bilgi işinize yaramıştır. Umarım birçok yurt dışından telefon alan veya birçok çok ürün alan arkadaşlar bu formu doldurup buradan yararlanıp vergi iadeleri almaya devam edecektir. Bu ve buna benzer videoların devamı için kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.